Arkadaşlar merhaba, selamlar. Yeni bir videoda beraberiz. Güneşli bir günde beraberiz. Artık bahar bize inceden göz kırpıyor diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz arkadaşlar. Hava gayet güzel ve tabii bu havalarda biliyorsunuz daha keyifli çalışıyoruz. Tabii böyle havalarda iş birazcık yavaş oluyor. Soğuk havalarda hızlı oluyor. Bu da bu işin bir cilvesi diyelim. Aslında bugün bu işin farklı bir cilvesinden daha bahsedeceğiz. Başlıkta da gördüğünüz gibi. Neden kurye olmamalıyız? Biraz bunlardan konuşacağız. Tabii bu videodaki söylediklerim, konuştuklarım tamamen benim kendi düşüncelerim. Herhangi bir şirket özelinde, herhangi bir kişi özelinde bir yorum yapmıyorum. Tamamen kendi yaşadıklarım, kendi tecrübelerim üzerine bir video olacak. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Kanala abone olmayanlar var. Bunu nasıl anlıyorum? Bir bakıyorum istatistiklere, videoyu izleyenlerin %70'i kanala abone değil. Eğer bu %70 de kanala abone olursa bence gayet güzel bir şekilde kanal büyüyebilir. Bana destek olmak için kanala abone olabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz diyelim ve videoya başlayalım arkadaşlar. Şuradan bir paket alacağım. O paketi aldıktan sonra mevzuya giriş yapacağız. Evet, paketi bir soralım. Hazır paket yok gibi ama o varmış. İnşallah bizimdir. Çekiyorum abi. Şu an çekiyor abi. Merhaba abi. Evet, paketi aldık arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Burası neresi ya? Tamam, olur. Yolumuz biraz uzun. Muhabbet etmek için bol bol vaktimiz olacak. Şuradan bir yayaların arasından bir kaçalım, biz çıkalım. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz birkaç yıl önce, herhalde çok uzun bir süre olmamıştır değil mi, esnaf kuryeliğin hayatımıza giriş. Eskiden böyle şeyler yoktu. Herkes sigortalı kuryeydi. Sigortalı kuryeyken hayat daha güzeldi sanki. Neden abi? Yani işini yapıyordun, geçiyordun. Gerisi çok umurunda olmuyordu. Algıstır, vergistir. Zaten sigortalı çalışıyordun. Özlük hakların var vesaire. Birisi bir gün oturup düşünmüş, demiş ki ulan demiş, ben bu kuryelerin, tamam mı, özlük haklarını vermeyeyim. Özlük hakları dediğimiz ne? Abi işte tazminatıdır, yıllık iznidir, sigortasıdır, bilmem nesidir. Bunlarla uğraşmayayım. Ne yapayım? Bir sistem bulayım. Özlük haklarını vermeyeyim. Hatta bu adamlara motor da vermeyeyim, benzin de vermeyeyim. Bu adamlar kendi başlarının çaresine baksınlar. Kendileri de para kazansınlar. Bize de para kazandırsınlar. Şimdi Allah var, bu işte iyi para var. İyi çalışırsan iyi para var. Şimdi burası bir gerçek. Ama şimdi iyi para ver diye her iş yapılır mı abi? İşte orada birazcık konu değişiyor. Bu işin zaten tek artı yanı parası iyi olmaz. Başka hiçbir artı yönü yok arkadaşlar. Eskiden anlatıyordum şöyle rahat böyle iyi diye. Fakat artık böyle yavaş yavaş bu işin insani sınırlardan uzaklaştığını düşünmeye başladım. Son 1-2 aydır bunu düşünüyorum. Ya belki düzeltilir, belki düzeltilmez. Bu arada belki de bana böyle geliyordur. Çünkü bu iş birazcık beni böyle yormaya başladı. Sıkılmaya başladım bu işten. Dediğim gibi insani şartlardan da yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Nasıl yani abi insani şartlar? Şimdi kanka, bu işin en büyük riski kaza zaten. Bir kaza yaptığın zaman çalışamıyoruz. Zaten bunu biliyoruz. Tamam, çalışamıyoruz abi ama kaza yaptık. Hadi bizde bir şey yok. Motorumuzu da tamir ettirdik. İyileştik. Geri geldik. Çalışabilecek miyiz? Orası çok meçhul. O konu çok meçhul. Çünkü niye, bir puan sistemi var? Bu sadece Yemek Sepeti'nde değil. Farklı firmalarda da var böyle sistemler. Bu iş böyle olduğu için yani her şeyini halletmiş olsan bile geriye döndüğünde çalışamayabiliyorsun. Şöyle bir nokta var. Burada bir parantez açayım. Yani ben abi şu kadar para kazanayım, biraz az kazanayım, benim için gerisi problem değil dersen eğer, büyük ihtimalle çalışabilirsin. Çok para kazanacağım ben, her gün fix 10 saat 12 saat çalışacağım dersen, puanını birazcık yüksek tutman lazım, ancak o şekilde çalışabilirsin. Düşük puanlar çalışamıyor mu? Çalışabiliyor bir şekilde ama tabii ki hep kafada şu soru işareti var. Ulan acaba 3 gün sonra çalışabilecek miyiz? Ulan acaba 1 hafta sonra çalışabilecek miyiz? Şimdi benim düşüncem de bu.
bir şey almak istediğimde, bir borca girmek istediğimde ulan düşünüyorum ben bu işe güvenerek borca girebilir miyim? Şimdi normalde bir insanın böyle bir şey düşünmemesi lazım. Asgari ücretli çalışan bile olsan abi benim işte maaşım şu kadar, bu kadarı giderim var. Yani bir aylık 3000 lira borca girsem bence istediğim malzemeyi alabilirim şeklinde bir plan yapabilirsin ama bu işte o plan birazcık zor arkadaşlar. Çünkü asgari ücretli olduğun zaman bir kaza yapsan, bir şey yapsan, başına bir iş gelse biliyorsun ki yani ya sigortadan paranı alacaksın ya şirket sana bazı yanaklar sunacak, oradan paranı alacaksın. İşi bir şekilde düzelteceksin. Ama esnaf kuruyor olduğun zaman bu işi düzeltme ihtimalin, yani biraz daha girdiğin borcu ödeyebilme ihtimalin veya geleceğe dair bir plan yapabilme ihtimalin oldukça düşüyor arkadaşlar. Maalesef bu iş böyle bir iş. Yani aslında bu işi yapabilirsin, bu işi yapamazsın demiyorum ama bu iş senin çok uzun dönem yapabileceğin bir iş olmamalı. Ha yani abi işte birazcık böyle bir kendini toparlayacaksın, düzelteceksin, ondan sonra bu işi bırakıp farklı işlere yönelebilirsin. Birazcık aslında birikim yapmak için veya halihazırda borcun varsa, bir planın varsa o planlarını gerçekleştirmek için bu işi yapabilirsin. Diğer türlüsünü ben bu işe gireyim abi işte 20 sene çalışayım falan diye bir şey yok. 20 sene kimse esnaf kuruyor olabileceğini sanmıyorum. Şartlar böyle giderse, şartlar düzeltilebilir. Belki devlet bu işe bir el atabilir. Özlük hakları konusunda bir şeyler yapabilir. Çünkü benim aslında kafama takılan tek şey bu işte özlük hakları abi. Yani özlük hakların yok. Çünkü bir tazminatın yok. Tamam olmasın abi. Tazminat esnaf kurayım olmayabilir. Özlük haklarını vermeyebilir tabii ki. Çünkü özlük hakları zaten özlük haklarını vermediği için sana bu kadar parayı veriyor. Öbür türlü yoksa bu kadar para kazanamazsın bu işten. Ama tabii ki devlet kanadından bazı düzeltmelerin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından biraz daha insani şartlarda çalışabilmek için. Saat sınırı olabilir. Seni hız yapmaya teşvik ettirecek sistemler koyduğu zaman, bazı şirketler böyle sistemler koyabilir. Daha paketler daha hızlı gitsin diye. Onların önüne geçebilecek bir önlem alabilir vesaire vesaire. Yani bunlar o konuşulup planlanır. Ama şu anda dediğim gibi bu iş böyle çok uzun yıllar yapılabilecek bir iş değil arkadaşlar. Yani umarım ileride şartlar daha güzel olur. Biz de eski rahatlığımızda çalışabiliriz. Açıkçası benim bu işi yapma sebebim para değil abi. Ben her zaman söyledim. Yani bana verdiği para çok önemli değil. Benim hayatımı sürdürebilecek kadar bir paraya ihtiyacım var. Gerisini rahatlık olarak kullanmak istiyorum. Nasıl abi? Yani ben bu kadar para kazanayım, vardiyadan çıkayım, sonra rahat rahat günümün geri kalanını geçireyim. Kafamda özel hayatıma zaman ayırabilir miyim gibi bir soru işareti kalmasın istiyordum ve bu işi aslında o yüzden yapıyordum. Geçmiş videomu izleyenler bilir, bayağı da övmüşlüğüm var benim bu işi. Ama artık yani sanki birazcık böyle o övme noktasından yerme noktasına doğru yola çıktık. Daha varmadık ama yola çıktık yani. O yani ne iyi ne kötünün arasındayız şu an. Eskiden iyi diyordum, artık iyi diyemiyorum. Ama şu an artık maalesef biraz daha düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama açıkçası böyle gideceğini de düşünmüyorum. Çünkü sadece bu şekilde düşünen ben değilim. Birçok benim gibi düşünen insan var. Şirkette şöyle düşünüyor olabilir tabii, yani abi siz işte yani nasıl olsa eleman çalışıyor abi, kimin ne düşündüğü umurumda değil diyebilir. Bir şekilde iş yürür. İş bir şekilde yürür ama kimlerle nasıl yürür onu tam bilemiyorum. Eskiden bana bu işi çok övüyorsun diyenler oluyordu. Çünkü abi hoşuma gidiyordu, o yüzden övüyordum. Yani ben tamamen kendi düşüncelerimi söylüyorum. Birinin bana bir şey vermesi, bir şey alması beni çok ilgilendirmiyor. Gerçekler neyse, ben o an ne hissediyorsam, hangi şartlarda çalışıyorsam onu söylüyordum. Hatta farklı düşünceye girenler bile oldu yani işte. Sen bu kadar anlatıyorsun, insanlar kuruyor oluyor. Abi benim anlatmamla senin hayatını etkileyecek kadar kurye çoğalmaz piyasada, anladın mı? Biraz çoğalabilir belki ama seni beni çok etkilemez abi. Yani zaten kurye olacak adam YouTube'a gelip beni buluyor. Anlatabiliyor muyum? Adam zaten kafasına koymuş yani. Adamın kafasında bu iş var. Bakmış, araştırmış. Benim videomu görmüş, onun videosunu görmüş, başka bir video görmüş. Bir şekilde başlamış. Yani ben bu videoyu çekmeseydim adam zaten başlayacaktı kanka. Ha, var mıdır?
izleyip etkilenip ya ben kuruyor olmaya karar verdim deyip olan vardır ama senin hayatını etkileyecek kadar değildir. Şimdi tabii bunların yanında bir de bazı farklı faktörler de var. Direkt şirket üzerinden gidemeyiz. Neden kurye olmayalımı tartışırken farklı faktörleri de düşünmemiz lazım. Nedir bunlar? Yani en basitinden abi insan faktörü. Ben bunu geçtiğimiz videolarda biraz anlattım. Abi gerçekten insanlar bu işi çok zorlaştırmaya başladılar. Yani bunun sebebi işte yine restoran için sınırsız kurye olması. Bu aynı şekilde şirketler için de böyle. Kurye sayısı tabii ki fazla. Çünkü niye? Abi ülkede bir işsizlik var. Yani bu insanlar ne yapacak? Bulabildiği, başlayabileceği en kolay işe başlamak istiyorlar. Bunlar da genel olarak kurye firmaları, fast food firmaları falan oluyor. Fast food firması asgari ücret veriyor abi. Kurye firması atıyorum 3 asgari ücret, 4 asgari ücret veriyor. Adam hangisine başlayacak? Gidecek kurye olacak. Kurye olunca ne oluyor? Tabii piyasada bir artış oluyor. Buna karşı restoran tarafından baktığın zaman restoran için bir sınırsız kurye durumu var. Adam bunun rahatlığına güvenip istediği gibi at koşturabiliyor. Firmalar için de aynı şekilde, firmalar için de yine kurye sayısı bol olduğu için onlar da kuryelere istediği gibi davranabiliyor. Ve bu böyle böyle gittikçe iş biraz daha her geçen gün zorlaşıyor. Bu işin daha fazla ayrıntısına girersek, bu işin müşteri tarafı var, trafik tarafı var, bir sürü daha işin içine incik cincik şey giriyor yani. Bu küçük küçük şeyler böyle birleşiyor abi, kocaman bir şey olup işte senin işini yapmana bir şekilde engel oluyor. Engel oluyor demeyeyim de işini daha böyle tatsız, daha isteksiz yapmana sebebiyet veriyor. Evet arkadaşlar, bu işler böyle. Bunlar benim anlatmak istediklerimdi. Video bu kadardı. Biraz kısa oldu ama böyle bir fikirlerimi belirtmek istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım vaktinizi ayırdığınızda değmiştir. Eğer kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Daha sonraki videolarda mutlaka görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.